Evet efendim, Mavi Karadeniz TV ekranları karşısındaki bütün dostlara, bütün Mavi Karadeniz TV izleyenlerine sepetler dolusu selamlar gönderiyoruz efendim. Haftanın ilk günü, pazartesi günü ve ekran karşısındaki dostlar, iyi bir hafta geçirmenizi, böyle dertten, kederden uzak, sıkıntıdan, darlıktan arınmış bir hafta geçirmenizi temenni ediyoruz. Artık Kasım'ın ilk haftasında geride bıraktık. Artık Kasım'ın ortasındayız efendim. Bir iki şey var, hemen onları bir üzerlerine değinelim. Ardından gündemi konuşmaya başlayalım. Bunlardan bir tanesi dün 10 Kasım'dı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 75. ölüm yıl dönümü nedeniyle ülkenin çeşitli yerlerinde programlar, anma programları düzenlendi ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha şükranla yad ediyoruz. Güzel olan taraf şu, artık Türkiye normalleşiyor dediğimiz bir boyut var ya, Türkiye evet normalleşmeye başladı ve dün İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi ve ekibi Atatürk'ün ruhu için mevlüt okuttular. Evet. Biz bu topraklarda yaşayan insanlar olarak ölünün arkasından kutlamalar veyahut da fener yürüyüşleri, efendime söyleyeyim böyle balolar, yemekler değil de biz genelde bir mevlüdü şerifle onun ruhuna değer katmaya gayret ederiz. Evet, Türkiye normalleşmeye başladı. Bu onun bir göstergesiydi. 10 Kasım'ı geride bıraktık. İkinci bir yine üzerine değineceğimiz olay, yılların gazetecisi ve özellikle o kendine has uslubu ve vatandaşla olan diyaloğu münasebetiyle insanlar tarafından takdir edilen, beğenilen ve son 13-14 yıldır gırtlak kanseriyle mücadele eden Savaş Ay hayatını kaybetti. Ve bugün şu sıralarda mensubu olduğu, emek verdiği, çalıştığı ATV Sabah grubunun önünde bir program düzenlenecek. Ardından ikindi namazında da Fatih Camii'nde cenazesi kılınacak. Biz de televizyon camiasının bir mensubu olarak, medya camiasının bir mensubu olarak ve Mavi Karadeniz Televizyonu olarak Savaş Ay'a Allah'tan rahmet diliyoruz. Kederli ailesine, yakınlarına ve dostlarına da başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Bu iki tane üzerinde duracağımız konu vardı. Değineceğimiz konu vardı. Ardından gündeme başlayacak efendim. Evet. Tabii artı bir de spor gündemi var. Çok fazla girmeden böyle üstün körü onun da üstünden geçeyim. Nüket'in çok da umrunda değil. Niye? Çünkü Beşiktaş yendi. Değil mi Nüket? Sıkıntı yok. Ama benim için elzem bir durum var. Nedir? Rize yenildi. Rize yenildi. 2-1 yenildi. Bu benim için bir elzem. Rize Spor baştan güzel oynay. Yani ilk 4-5 hafta, ondan sonra koveri. Bence ben şunu teklif ediyorum. Ligler 5 hafta olsun. Ligler 5 hafta olunca Çaykur Rizespor şampiyon olabilir. Yani ilk 5 hafta. O gazlan artık, hani derler ya böyle bir atımlık mermisi var. O bir atımlık mermi lan iyi gideriz. Ligler 5 hafta olsun. İkinci bir söyleyeceğim şey, maçlar 90 dakika olmasın, 45 dakika olsun. Hem uşaklar fazla yorulmazlar, hem de Trabzonspor galip olur. Hafta sonu dün Trabzonspor maçı vardı ki hakikaten yani Trabzonspor hocası, efendim futbolcuları, yönetimi bunu bir oturup düşünmesi lazım. Niye? Ya çünkü hani derler ya, bir Müslüman bir delikten iki defa geçmez. Yani
iki defa aynı tufaya düşmez yani. İki defa aynı tufaya düşmez. Biz bu filmi daha önce izlemiştik. Öyle değil mi Sinan? Lazio maçında izledik onu. 3-1 öndeyken zoraki 3-3 bitirdik maçı. 5-6-7 gol atabilecekken Trabzon 3-3 maç 3-3 bitti. 3-5 dakika daha oynasa Lazio bir tane daha atardı yani. aynı maç geliyorsun bu sefer Gençler Birliği ile aynı sıkıntıdasın. 2-0 yeniyorsun. Bir sürü gol kaçırıyorsun. İkinci yarı 3-2 yeniliyorsun. O zaman ne demek lazım? İlk yarı 45 dakika bitti mi maçta bitsin arkadaş. Hem zaman kaybı. 90 dakika. Niye? Allah'ın kitabına yazma ya bu 90 dakika oynanacak diye. Edeni 45 dakika kurban olayım. 20 dakika ilk yarı, 20 dakika ikinci yarı, 5 dakikada teneffüs, tamam. Ne gerek var bu kadar kasmaya? Onun için ben diyorum ki, Trabzonspor yönetimi bir oturup düşünmesi lazım. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Türk hocalar, tamam bir sürü de deneyimli, hakikaten kabiliyetli hoca var. Ama bir şeyleri de durduk yere ısrar etmemek gerekiyor. Yani biraz bak işte bir kalibre meselesi diye bir mesele vardır. Kalibre. Yani ben nacizane fikrim şudur. Hocayı çok seviyoruz. Raşit Hoca'yı. Herhangi bir problemimiz yok. Ama Raşit Hoca'nın kalibresi Trabzonspor'u yönetmeye yetmiyor. Bu benim fikrim. Çünkü aynı şeyi yapıyorsun. Lazio'da aynı şey var. Demek ki o zaman sen takımı yönetemiyorsun. Takımı tutamıyorsun. Futbol böyle bir şeydir. Atarsın bir gol, çok güzel bir sistem kurarsın, gol yemezsin. Topu ayağında tutarsın. Böyle bir şey yok. Demek ki yetmiyor hocam. Yani ne yapayım ben? Yani hani derler ya yavrum nenenin nesi var da versusa. Yok işte yani nenenin bir şeyi yok. Veremiyor. Yapacak bir şey yok. Temel'le Tursun oturuyorlar kahvede bir kovboy filmi izliyorlar. Kovboy atın üstünde dört nala gideyim. Temel dedi ki ben diyorum ki abi kovboy bu atla ve bu hızla uçurumdan aşağı düşer. Yanda da Tursun var. Tursun da dedi ki ipleri iyi tutayı düşmez. Temel demiş ula var mısın iddiaya? Varım lan. Temel demiş 100 lirasına iddiaya. Tamam. Girdiler iddiaya. At gideyi hop. Gelmiş bir uçurumun kenarına. Kovboy durduramadı. Ati hop düştü aşağı. Temel dedi puh. Allah seni bildiği gibi etsin. Tursun dedi alayım parayı. Temel çıkardı 100 lirayı tam veriydi. Tursun dedi Allah koyanı cebine. Ben bu filmi daha önce izlemiştim dedi. Onun için biliyordum oradan düşeceğini. Onun için al bu parayı. Temel dedi al ula parayı dedi. Filmi ben de izledim daha önce. Tursun dedi oğlum dedi madem izlemiştin niye girdin iddiaya? Temel dedi ki ula ben filmi izlemiştim. İçimden dedim ki bu manyak geçen sefer de düştü oradan aşağı. Bu sefer akıllanmıştır, düşmemiştir. Yani... Sistem bu. Biz bu filmi daha önce izledik. E niye durduk yere iddiaya girelim kurban olayım? Olmayı işte. Olmayı. Trabzonspor gibi Türkiye'nin büyük kulüplerinden bir tanesini demek ki kalibre kaldırmayı hocam. Kaldırsa al hani derler ya tükensiyonun. Da yok işte. Yani yeter. Ya bu Trabzonspor seyircisinin yani nedir? Ben şunu her zaman söylüyorum. Çernobil Karadeniz'e zarar vermemiştir. Trabzonspor'un verdiği kadar. Bizim orada millet Çernobil'den değil, Trabzonspor'un bu durumundan sebep kanser oluyor.
Hakikaten öyle. Bu nedir arkadaş? Türkiye Futbol Federasyonu'ndan uğraş. Hakemle uğraş. Kendi takımından uğraş. Uğraş babam uğraş. Nereye kadar uğraşacağım? La bir Pragun bizi de adam gibi çıkın oynayın iki topta bizde bir neşemiz yerine gelsin. Yok. İlla sıkıntı, illa sıkıntı. Maç boyutuna hiç girmeyeceğim. Hele Fenerbahçe Galatasaray maçı var. Oraya hiç bakmayırım bile. Hakikaten öyle. Geçen hafta buradan söyledim. Tekrar da söylüyorum. Yanlışım varsa Galatasaraylı arkadaşlar düzeltsinler beni. Dün akşam derbi maç izliyorum. Ortada derbi merbi yok. Çok samimi söylüyorum. Ortada derbi mermi yok. Yalandan işte lam 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 lum lum lum. Yani o derbi havası yok ortada. Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz. Fenerbahçe galip geldi. Tebrik etmeye de gerek yok. 15-20 senedir aynı muamele yapılıyor da. Benim söylemeye çalıştığım şey şu. Geçen hafta Kopenhag'da maç vardı. Ondan önceki maçlara bakın. Kurumsallaşacak diye ruhu ortadan kaldıran bir Galatasaray yönetimi var. Galatasaray'da ruh yok, ruh. Galatasaray'da ruh yok. Ha diyeceksin ki sana ne, ben ne bileyim, aklıma geldi dedim onu. Galatasaray'da ruh yok. Fatih Terim'i kovarak Galatasaray'ın ruhu da kovulmuştur. Şimdi getir oraya Ersun Yanal dayının uşağını da top oynasın. Yok. Bitti. Galatasaray Avrupa'da da hadi Türkiye'de Galatasaray bazen kötü oynuyordu ama Avrupa'da sahaya çıktığı zaman Galatasaray rakiplerini korkutan bir atmosfer var idi. Milletin dizleri titriydi. Yok. Şimdi otur al eline kalemi matematik hesabı yap. O oradan bunu kaybederse, bu buradan bunu kazanırsa, o öyle olursa, bu böyle olursa. Yok arkadaş, olmay. Yapacak da bir şey yok. Evet. Herkesi anlayırım, bir tek o Rıdvan'ı anlamayırım. Herkesi anlayırım, bir tek Rıdvan'ı anlamayırım. Uşağı sorayılır ne iş yapacaksın diye futbol yorumcusu olacağım diye. Hem sinirlerim bir atarım diye ne olacak? Hakikaten öyle yani. Neyse. Adana valisi Hüseyin Avni coş. Adam coştu mübarek ya. O, yani 10 Kasım kutlamaları var. Ha ben şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bu ülkede Kemalist diye geçinen, bu ülkede Atatürkçü diye geçinen adamlar 10 Kasım'da Atatürk'ü anma programı yapmayırlar. Hükümeti protesto programı yapayırlar. Yani onların tek derdi nerede hükümetle uğraşabiliriz, nerede efendime söyleyeyim slogan atabilir, bir şey yapabiliriz diye onun derdindeler. Onu samimi olarak söyleyeyim. Türkiye'deki birçok yerde o konuda o Kemalist ve Atatürkçü düşünceye sahip insanlar eylem programı uyguladılar. Atatürk'ü ruhunu yad etmediler veyahut da onu anmadılar. Eylem nasıl yaparız? Ha işte böyle. Yeter be. Yani bu ülkede 90 sene önce Cumhuriyet kuruldu. 70 senedir birileri Atatürk büstünün arkasına geçip oradan millete bir şeyler söylemeye çalışıyorlar. Yeter de bu. Şimdi Hüseyin Avni Coş Adana'da programa katılıyor. Tabii oradan birisi bir şey söylüyor. O söylenen bir şeye de bizim kişi de bizim vali de yavuşuk bir cevap veriyor. Şimdi sayın valim, sayın mülki amirim, ya sen kahve 51 mi oynayasın? Yani o ağız biraz daha kahve ağzı. Şimdi derzamoni rütüp ceza yazacak bana. Diyemiyorum ne dediğini. Ama var sıkıntı. Ben buradan İçişleri Bakanlığı'na da sesleniyorum. İçişleri Bakanlığı'ndan istirhamımız şu. Kendisini milletin üzerinde gören,
Bundan 15 yıl önceki gibi elinde demir sopa varmış gibi devletin o vakur duruşunu halkın üzerine bir eziyet olarak uygulamaya çalışan o vali profilindeki bütün valilerin merkeze alınmasını, asmanın altında onlara çay ikram etmenizi istirham ediyorum. Alın onları merkeze, otursunlar asmanın altına. Temiz hava vursun onlara. Ne dur arkadaş? Daha önceden burada bir şey söyledik. Dedik ki Osmanlı kurulurken Osman Gazi seçilmiş ve Osman Gazi ihtiyar heyeti vardı. İhtiyar heyetinde Osman Gazi seçilmiş ve Osman Gazi artık beyliğini açıklıyor. Bütün etraftaki beylikleri kendi otağının altına toplamaya gayret edecek. Yanında kim var değerli dostlar? Yanında Şeyh Edebali var. Büyük Allah dostu, büyük alim Şeyh Edebali var. Şeyh Edebali ne diyor Osman Bey'e? Ey oğul diye başlayan bir nasihat çizelgesi var değil mi? Ey oğul diye başlıyor. Ey oğul sen artık beysin. Bak sen artık beysin diyor. Hani sen yöneticisin. Birçoğumuzun dükkanında, evinde, ofisinde o nasihatname asılı durur çerçeve içerisinde. Orada diyor ki ey oğul sen artık beysin. Bundan sonra kırmak bize, toparlamak sana. Kötü söz bize, gönül almak sana. Bak bak. Şeyh Edebali ne diyor ona? Demiyor ona ki ey oğul artık sen beysin. Kafana göre takılabilirsin. Canın ne istiyse ona sövebilirsin. Milleti tokatlayabilirsin. Alın onu getirin diyebilirsin. Milletin kellesini alabilirsin demiyor ona Şeyh Edebali. Ne diyor ona? Ey oğul sen artık beysin. Bundan sonra yıkmak bize, toparlamak sana. Kötü söz bize, gönül almak sana. Yani bütün olumsuzluklar bize, yani millete, olayları toparlamak sana. Çünkü beylik budur arkadaş. Ha diyeceksin ki, bu nasıl bir sistem ya? Hepiniz kırcasınız, tokcasınız, ben toparlayacağım. Siz istediğiniz gibi laf diyeceksiniz, ben gönül alacağım. Uymaz bana dersen oturacaksın asmanın altına. Beylik yapmayacaksın. Öyle makam arabaları, efendime söyleyeyim 25-30 tane korumalar, en lüks mekanlarda oturmak, devletin en lüks imkanlarını kullanmakla beylik olmaz. Adana valisine buradan sesleniyoruz. Diyoruz ki ona, ey Adana valimiz, sen artık beysin. Millet sana laf diyecek, sen o G nokta nokta noktayı demeyeceksin. Anladın sistemi. Onun için bu iş önemli. Beylik yapan, müdürlük yapan, sorumlu olan Şeyh Edebali'nin Osman Bey'e olan nasihatını düzgüncene okuyacak. Yoksa en ufak bir imkan elinize geçtiği anda işte Sayın Vali gibi ortalığı birbirine katıyorsun. Sayın Vali gibi ortalığı birbirine katıyorsun. Onun için ey oğul sen artık beysin, yıkmak bize, gönül almak sana, toparlamak sana, kötü söz bize, gönül almak sana. Eğer bu sistemi ve bu nasıl uzun uzadıya giden bu nasihatnamedeki nasihatlere uymayacaksan götüreceksin üzerindeki sorumluluğu, o yükü taşıyabilecek olanlara vereceksin. Beylik yapan, müdürlük yapan, sorumluluk yapan Hazreti Ömer'in adaletini uygulamak zorundadır.
Osman Gazi'nin aldığı o nasihatleri uygulamak için nasıl çırpındığını görmek zorundadır. Yoksa vali işte kırmızı plakalar, kırmızı halılar, geldin mi selamun aleyküm, sırası geldiği zaman vatandaş oradan bir şey söyleyecek, sen de buna kalkacaksın, lan lun lun konuşacaksın. Ha, provoke eden vardır, bak şunu da söyleyeyim. Nasrettin Hoca misali. Hoca bir gün geldi ki ahırda inek yok. İneği çalmışlar. Hoca bağırıyor, ey ahali diye ineğimi çaldılar. Millet geldi. Herkes toplandı. Hocam, iki tane yılar bağlasaydın ha keşke. Hoca bakay, yandaki, ya hocam bu kapı çok sağlam değil. Bu kapıya büyük bir tahtadan büyük bir kapı yapman lazımdı. Sağlam bir kapı. Biri oradan diyor ki hocam diye en azından diye kapının girişine bir zil koyabilirdin. Hırsız içeri girerken o zil çalardı. Sen de haberin olurdu. Öbürü diyor ki hocam diyor iki kapı yapabilirdin. Şunu yapabilirdin, bunu yapabilirdin. Nasrettin Hoca en son dedi ki ya mübarek. Ya bu hırsızın hiç mi suçu yok? Bütün suç benim mi? Şimdi buradaki bütün suç da Sayın Vali'nin değil. 10 Kasım'da Atatürk'ü anma programında hükümete sövme görevini üstlenen o provokatörlerde de kabahat var. Ama diyorum ya, yıkmak onlara, toparlamak beylere. Sen o beyliği yapamıyorsun. Ha, öbür tarafta o adamın yediği naneyi geç. Onun için şimdi bak adaylıkları açıklanıyor. Yakında adaylar açıklanacak. İnsanlar yönetici olabilmek için milletten gidip milletin teveccühüne sığınacak. Oy isteyecek insanlardan. Eğer bu yükü taşıyamayacaksan, eğer insanların böyle dağıtmasına küfürle cevap vereceksen, eğer beylik yapamayacaksan, o zaman otur oturduğun yerde kafana göre takıl. Ama yok, ben illa da bey olacağım diyorsan, o zaman Hazreti Ömer adaletini iyi bileceksin. Hazreti Ömer ki akşam saatine kadar masasının üzerinde akşamleyin iki mum bulunduran adam, iki kandil bulunduran adam. Mevla onlara bizi komşu eylesin öbür dünyada. Cuma sohbeti gibi oldu ama olsun. İki kandil bulunduruyor masasının üzerinde. Gelen konuğa diyor ki konu ne? Konuk diyor ki ey Ömer benim diyor seninle alakalı bir mevzum var. Bir kandili söndürüyor, diğer kandili yakıyor. Buyur diyor dinliyorum seni. Kandili niye değiştirdin ey Ömer diyor. Diyor ki bu kandil Beytülmal'in, devletin kandili. Konu ben olduğum için devletin kandilini kullanamam diyor. Kendisine ait, kendi parasıyla gazını aldığı, yağını aldığı kandili yakıyor. Bak, hassas bıçağı görüyor musun? Bizim birçok beyimiz diyorum ama haricileri de tanıyorum. Allah selamet versin, kulakları çınlasın. Feyzullah Kıyıklık makam arabasıyla eve gitmiyordu. Mesai bitti diyordu. Mesai bitti, ben kendi arabamla gideceğim diyordu. Ama bizim birçok beyimiz belediyenin araçlarını hanımlarına, çocuklarına tahsis ettiler. Çocuklarına giderken okula bıraktırıyor onları. Hanımlarına özel makam şoförleri tahsis ediliyor. Hassasiyeti görüyor musun? Nerede Hazreti Ömer adaleti ve Hazreti Ömer'in yöneticiliği? Nerede bizimkiler? Televizyona ben mesela hassas dengeyi en azından bulmaya gayret et. En azından karınca gidiyor. Sırtında küfe, küfenin içinde su var.
Ey karınca nereye gidiyorsun? O da diyor ki, Hazreti İbrahim'i ateşe atıyorlar, o ateşe su taşıyorum. Yahu koca ateş, ey karınca senin suyundan ne olur? O da diyor ki, en azından diyor tarafımı belli ediyorum ben. Kimden taraf olduğumu belli ediyorum. Yine karıncaya soruyorlar, ey karınca nereye? Hicaz'a gidiyorum diyor. Mekke'ye, Medine'ye. Mekke'ye gidiyorum diyor, Kabe'ye, Hicaz'a. Ey karınca diyorlar, senin ömrün yeter mi ki Hicaz'a gitmeye? Karınca ne diyor? Karınca da diyor ki, en azından o yolda ölürüm. Şimdi bu iki nükte. Birincisi tarafını belli etmek, ikincisi o yolda ölmek. Karınca bu. Televizyonda yöneticilik yapıyorum, cep telefonum var. Cep telefonu, birçoğumuz bunu yaşıyoruz. Beni arkadaş arıyor, diyor bana ki, ya diyorum çok yazdı sana devam, sen ben arayayım seni falan. Yok yok diyor, şirket ödüyor nasıl olsa. Ula puşt, ben sen... Ha. Nüket. Yok bu kelimeden dolayı mahkemeye gidiyorum. Mahkemeye gidiyorum da onun için böyle... La be akılsız diyeyim onu bari. Be akılsız. Benle özel bir şeyini konuşuyorsun. Şirket niye ödüyor onu? Nedir bu Şevket'in çektiği ya? Eskiden otobüsler vardı şehirler arası giden. Biz de ortaokulda öğrenciyiz o zaman. O 302'ler, 303'ler falan. Böyle yolculuk esnasında usten aşağı su dokulurdu kafana. Neymiş? Kaloriferinmiş. Ne kaloriferi? O zaman biz kaloriferi mi biliyoruz? Memlekete gidip geliyoruz. Böyle şeyler vardı mesela. Otobüse binerdin. Hemen şeyde, onları da hiç anlamam ya. Böyle anons şeyleri vardır. Hemen alır mikrofonu. Ses sistemi de berbat arabanın içinde zaten. Rize istikametinden İstanbul istikametine gitsin. Oğlum ne ayaksın la? Adam gibi desene, Rize istikametinden İstanbul istikametine giden diye adam gibi konuşsana. Rize istikametinden İstanbul istikametine. Ne? Bir daha o şeylerde mola yerlerine duruyorsun ya. İşte bilmem ne turizmin sevgileri yolcuları. Sen de tuvaletteysin, miden bozulmuş. Lavabodasın. Zaten bir doğru düzgün ses gelmeyi, vücut dengen bozulmuş, kaç saattir yoldasın. Kaptınız 20 saat çevirmek mısın? Oğlum adam akıllı, tane tane desen hani. Kaptanınız yarım saat çay ve yemek molası vermiştir. Afiyet olsun. Bunu niye böyle kendini bir anda Bruce Willis moduna niye sokayısın? Nedir yani? Hani dersin ki ulan bir tane yönetmen veya işte bir ses yönetmeni, dublaj yönetmeni görür de beni işe mi alır? O müdür senin düşüncen? Muavinler anons ederdi. Şimdi adamın bir tanesi Şevket Dayı diye bir adam. Ama cimrinin önde gideni. Böyle sıkayı alttan yağını yalay. Bu durum yani. Şevket Emice binmiş otobüse. Zengin ama. Rize'den geliyor İstanbul'a doğru bir anons. İşte bilmem ne turizmin saygıdeğer yolcuları. Kaptanımız yarım saat çay molası vermiştir. Çaylar şirkettendir, afiyet olsun. Önceden öyle şeyler var idi. Şevket Dayı da arabada ya. Ulan dedi, bak gene tanıdılar beni ha. Şevket Dayı da zengin, ağa adam ama cimri. O çaylar şirkettendir bölümünü çaylar Şevket'tendir anladı. İndiler molaya, millet çayı içti neyse. Şevket Dayı gitti, attiriye 200 lira. Kasada duran da zannetti adamın bir tanesi bahşiş attı. Meğer Şevket Dayı bütün herkesin çay parasını verdi. Bindi otobüse. Aradan geçti bir yarım saat, işte bir iki saat daha yol gidildi. Samsun'a gelindi. Samsun'da Rize istikametinin İstanbul istikametine gitmekte. Oğlum bilmem ne turizmin sevgili arayıcıları.
Kaptanımız yarımsa çayımız bilmiştir. Çaylarımız Şevket'tendir. Afiyet olsun. Şevket dayı Allah'ım diyor. Tamam diyor, zenginlik de bu kadar da değil yani. Çaylar şirkettendir diye bizimki anlayını çaylar Şevket'tendir. İndi aşağıya. Gene attı bir 200 lira kasaya. Bindiler otobüse gibi geldiler Poludağ'a. Poludağ'ın da Rize'den genelde akşam otobüsleri, Poludağ'ın da sabah kahvaltı verirdi şirketten. Gene o Bruce Willis, çakma Bruce Willis aldı eline mikrofonu. İşte bilmem ne turizmin saygıdeğer yolcuları, kaptanımız yarım saat çay ve kahvaltı molası vermiştir. Çay ve kahvaltılar şirkettendir deyince Şevket dayı kalktı ayağa. Ula dedi, ha bu arabada dedi benden başka Şevket yok mu la? Her şey kaldı bir adamın üstüne. Şimdi böyle bir anons sistemi. Ne anlatıyordum da ben buralara geldim ya? Vallahi. Yok. Osman Bey'den girdim. Yani Söğüt ve Domaniç'ten 1299'dan. Bolu Dağı'ndan çıktım. Şimdi ben bu haldeysem seyirci ne haldedir? Seyirci kahvaltı yapayım. Ulan diyor, nasıl da bağladın ya? Osman Bey, Şeyh Edebali, oradan yürüyorduk. Bir ara bir Hazreti Ömer bir geldi geçti. Adana'ya da bir uğradık galiba. Orada da bir vali mi biri var idi. Sonra bir karınca girdi. Sumine taşıydı. Sonra Bağcılar Belediyesi'ne geçtik. En son otobüsteydik yani. Allah bildiği gibi etsin beni ya. Hakikaten. Ha neyi anlatıyordum? Şeyi anlatıyordum o. Yok ben abondeni oldum. Şey vardı. Nedir adı? Ha o telefon mevzusu. Mesela ben yöneticilik yapıyorken dedim ki ya arkadaş telefonu hep televizyon için kullanmıyorum. Şimdi telefon faturalarımız ödeniyor. Cep telefonu faturalarımız. Ama ben hepsini onun için kullanmıyorum. Eşimi arıyorum, evimi arıyorum, annemi babamı arıyorum. Ve mesela ben babamla hiç televizyon konusunda konuşmadık yani. Ya baba yarın akşam şu programı düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Hiç demedim ona. Anama televizyon diyorum, anam diyor bak ki yavrum günahtır diyor. Allah yakacak o televizyona bakanı. Anamın olayla hiç alakası yok. Şimdi ben nasıl ay sonunda bütün faturamı kalkayım da televizyona diyeyim ki arkadaş bu faturayı ödeyin. Haram değil mi bu? Mesela ben o zaman diyordum ki onlara ya ben atıyorum işte 10 lira geliyorsa telefon faturam. Ben diyordum ki bak ben televizyondan önce aylık benim genelde 5 lira ödüyordum. Ben yine bunu ödeyeyim, üstünü siz ödeyin. Yani ortalamayla gidiyorduk ve helalleşiyorduk. Yani belki tam kılı kılını Hazreti Ömer gibi kandilleri ayarlayamıyorduk ama ya en azından niyetimiz ve tarafımız belli. Yani hak geçmesin bize diye. Şimdi şirket telefonları cepte. Manitalan konuşuyorsun. Ne konuşuyorsun onunla? Lojistik merkezinde çalışsan kargo paketlemeyi sormayasın herhalde manitaya. Denge tutamıyoruz. E şimdi bu kadar imkanları sana bu millet veriyor. Makam arabaları, efendime söyleyeyim. Yani Türkiye'deki maaşın üstünde bir maaş alıyorsun. 6-7 bin lira, 8-10 bin lira neyse. Birçok konuda yükün var. Ama o yükü taşıyamayacaksan o zaman müsaade iste. En son bağladığımız yer burasıydı. Neyse. Vallahi iyi toparladık var ya. Bir ara dedim hiç giremeyeceğim bu işe ama. Şerif Terzi, selam kardeşim, hayırlı yayınlar diliyorum. Eyvallah Şerif abi, buradan selamlar gönderiyoruz Üsküdar'da. Şerif abi de Üsküdar'da ciddi bir çalışmanın içerisinde ve son derece de onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Gerçekten güzel çalışmalar yapıyor. Hemşerim, bir dönem Fener'in başına dünyaca ünlü
didi gelmişti. O yıl Fener hep kötü sonuçlar alıyordu. Tabii malum basın ve Fener yazarları Didi'yi yerden yere vuruyordular. Nasıl Didi ya? Didi şey değil mi lan? Çaygur'un içeceği o. Aynen öyle lan, reklama girdik. Yerden yere vuruyordular. Şöyle dedi, ben mi çıkıp oynayayım? Bence oyuncuların kalibresi düşük. Acizane fikrim, saygılar hemşerim. Bu arada beni hala dostların arasında almadın, olmuyor ama selamlar, saygılar, Güneyce, Rize. Rabia İş Arıcı, Rabiye, Rabiye, Rabiye İş Arıcı, tamam. Abdurrahman kardeş günaydın, iyi yayınlar dilerim. Eyvallah. Ben o kadar zor ismim var, ben de o kadar zorlandım okurken. Serkan Solak, Çolak. Abi günü seninle başlamak çok iyi. Hayırlı yayınlar, hayırlı programlar dilerim demiş. Eyvallah. Hüseyin Bozdemir. Hüseyin Bozdemir bana bir hadis-i şerif gönderdi. Doğrudur. Abdurrahman seni tebrik ederim. Erkan abimizi hatırlamayanlara verdiğin mesaj için Kartepe Maşukiye'den Yaşar Bozdağ demiş. Eyvallah Yaşar abi. Çok teşekkür ederim. Selamun aleyküm Apo abi. Kastamonu Şempazar'dan izliyorum abi seni. Selçuk Balcı'dan bir türkü isterim demiş. Eyvallah. Vallahi herkes bir şey isteği. Bakacağız. Cevap verebildiklerimize vereceğiz inşallah. Bu arada tabii yazılanları da okumaya çalışıyorum. Evet. Murat saldırmış. Abdurrahman Bey hastayım, sana doğruları söyleyorsun, ağzına sağlık demiş. Eyvallah. Ben bir şey diyeyim mi dostlar? Biz sabahları 7-8 senedir burada program yapıyoruz. Doğru bildiğimiz ne var ise onu söylemeye gayret ediyoruz. Tabii bu doğrucu Davut duruşumuz birçok şey kaybettiriyor bize ama umrumuzda değil. Ya bir kere de bir de doğruları söyleyelim. En azından ben bu işi bıraktığım zaman, televizyon işini bıraktığım zaman en azından şunu söyleyebileceğim. Arkadaş ya 7-8 sene, 10 sene neyse artık. Doğru bildiğim ne varsa onu söyledim. Televizyon ekranlarından. Onu söyledim. Yapacak başka hiçbir şey yok. Nüket, güzel bir tane türküyle beraber reklama gidelim. Reklamdan sonra telefon bağlantıları alalım. Gündemi konuşalım. Yine herkesin haftalardır, daha doğrusu bir hafta 10 gündür konuştuğu bir mevzu var. Bu öğrenci evi meselesi var. Kızlı erkekli kalma mevzuları var. O konuda söyleyeceklerimiz var. Dostların söyleyecekleri de varsa bize ulaşabilirler. Program için yorum yapmak isteyen dostlar hemen ekranın altında da yazıyor. www.konuşuyorum.tv konuşuyorum.tv internet adresine girip orada yorum yaz butonu var. O yorum yaz butonundan yorumlarını yazıp bize gönderebilirler. Güzel bir tane türkü dinliyoruz. Ardından reklam, sonra buradayız yine inşallah. Çökmüş sevdum da zarhanın üzerine, duman çökmüş sevdum da zarhanın üzerine. Zeynep kara gözlerimde benzer kara denize, Zeynep kara gözlerimde benzer kara denize. Gökte yıldızlar kayar, Zeynep dilekler tutar. Tuttuğum dilekler onda elbet bir zaman çıkar.
Tuttuğum dilekler umda elbet bir zaman çıkar. Tutulmuşum ben sana da tutuştum yana yana. Tutulmuşum ben sana da tutuştum yana yana. O kara gözlerimle bir daha baksana. O kara gözlerimle bir daha. Tutuş değil ne gece sardı bütün dağları, yaktı kül ettiğin an senin sevdan bu canı, yaktı kül ettiğin an senin sevdan bu canı. Gökçe yıldızlar kayar, Zeynep dilekler tutar. Tuttuğum dileklerin elbet bir zaman çıkar. Tuttuğum dileklerin elbet bir zaman çıkar. Tuttuğum dileklerin elbet bir zaman çıkar. Efendim herkese merhabalar. Şimdi öyle bir cihazdan bahsedeceğiz ki sihirbaz cihaz diyoruz bizler. Sihirbaz diyoruz çünkü yapmadığı şey yok. O kadar ufak ve o kadar büyük işler yapıyor ki siz de inanamayacaksınız. Hatta size hoş geldin demeden önce ben geçen gün alışveriş esnasındayken bu cihazı gördüm. Almak istedim ama gerçekten çok pahalıydı. Şimdi çok merak ediyorum acaba konuğum nasıl bir fiyattan sizlere gönderecek ve... Hoş geldiniz Bülent Bey. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Öyle bir sihirbaz ki şapkadan tavşan bile çıkartabiliyor. Onu bile yapıyor. Tabii, yani. Tabii Playboy tavşanı. Ey maşallah. Şimdi çok özellikli bir cihaz. Hepimizin evinde kullanabileceğimiz bir cihaz ama cihazın tanıtımına geçmeden önce bugün inanılmaz bir şey yapacağız. Hadi bugün bakalım. İndirim falan yapmayacağız. Ben sizin huyunuzu aşağı yukarı bugün, artık biliyorum bugün yani. Bugün sürprizimiz biliyorum. Yok. Bugün bomba var. Öyle mi? Yer yerinden oynayacak. Birazdan açıklayacağım o sürprizi de. İzleyenlerimiz de çok merak ediyorlar. İndirim yok ama bomba var. Bomba var. İndirimden daha güzel bir şey var. Hadi bakalım. Müthiş bir şey var. Hani bir atasözü vardır. Nokta nokta sirke baldan daha tatlıdır diye. Öyle. Sakın söylemeyin ne olduğunu. Tamam, o boşluğun ne tamam. olduğunu tahmin edin birazdan söyleyeceğim. Ben tahmin ettim. Nokta nokta sirke baldan daha tatlıdır. İşte o nokta nokta kısmına yapıştırdığınız kelime birazdan geçerli olacak. Büyük sürpriz bekliyor sizleri. Bekleyin diyorum. Şimdi geçiyorum konuya. Evet. Konumuz şu. Hepimiz artık televizyon vazgeçilmezimiz. Tabii ki. Her ne kadar internetten artık haberleri takip etsek de, iletişim kursak da televizyon apayrı bir şey. Dizi kanalları, işte dizi filmlerini, sinema kanallarını, futbol maçlarını televizyondan izlemek gibisi var mı? Yok tabii ki. Yok. Olur mu yani? Vazgeçilmez. Eve girer girmez bile ışıkları yakmadan önce ben önce televizyonu açıyorum. Bu kadar oldu. Hatta ışıkları hiç yakmışsınız. Onun şeyle bir oturduğunuz bile olmuştur muhakkak. Aynen o şekilde. Yani televizyon vazgeçilmez. Fakat artık teknoloji o kadar ilerliyor ki, teknoloji artık o kadar ileri gitti ki, televizyon izlemenin de kalitelisi ve kalitesizi var. Televizyon izlerken her izleyici gibi siz de, ben de, buradaki kameraman arkadaşlarımız da, setteki ekibimiz de televizyon izlerken kaliteli bir görüntü isterler. Güzel bir görüntü istersiniz. Ve bunun yanı sıra yağışlı havalardan etkilenmek istemeyiz.
Ah o yağmurlar. Çıkarız çatıya, çevir, döndür, tamam dur. Çatıya çıkmasak bile hani çok mesela atıyorum merkezi sistemdir. Sinyal zayıfladığı zaman mecburen kanal donmaya başlar. Karıncaları izleriz o zaman. Bir de şu var. Tam da filmin izlediğimiz filmin veya futbol maçının veya dizi filmi veya belgesel kanalının en heyecan verici yerinde bu olay meydana evet, gelir. Hep talihsizlik. O anda sinyal yok yazısını okuruz yani. Bunları ortadan kaldıracak olan bir cihaz tanıtacağım sizlere. Ve dediğim gibi nokta nokta sirke baldan tatlıdır. Hangi sirke baldan tatlıdır? Sakın söylemeyin. Sakın ekşi söylemeyin. Ekşi sirke. Yok değil. İzleyicilerimizin büyük bir kısmı anlamıştır bence. Anlamayanlar da araştırıyorlar da şu anda internetten ne demek istiyor bu adam diye. Birazdan günün bombasını hiçbir kanalda olmayan müthiş bir süper bir kampanya değil. Yine bizim kanalımıza özel, bizim programımıza özel. Bunu biliyorum zaten. Teşekkür ederim. Bu dakikaya özel. Hı-hı. Her zaman olmayacak, her zaman karşılarına çıkmayacak. İnanılmaz bir şey yapacağız. Ya ben dayanamayacağım, söyleyeceğim. Ben dayanamıyorum. Ama ben söyleyeyim mi? Ben söyleyeceğim. Hadi söyleyin. Bedava. Ben söyleyemiyorum, siz söyleyin. Bedava. Evet, bugün tanıtacağımız cihazı sadece vergilerini ödeyen ve yaklaşık çok yüksek rakamlar, asgari ücretin yarısı kadar olan, değeri olan bu cihazı sadece vergilerini ödeyenler ücretsiz sahip olacaklar. Ama bunun için de 3 dakikalık süre vereceğim. Birazdan başlatacağım kampanyayı. 3 dakikada eğer hattımızı düşürebilirseniz bu kampanyadan faydalanırsınız. Peki Bülent Bey, neye dayanarak bedava gönderiyorsunuz? Sizin programımıza ve sizin güzelliğinize dayanarak. Siz mi ödeyeceksiniz bunların parasını? Yani para almayacağız, kar etmeyeceğiz. Sadece gümrük vergisini ödeyenlere ücretsiz göndereceğiz. Zaten 3 dakikada en fazla 100 izleyicimiz ulaşır bize. 40 yılın başında da böyle bir cihazı tanıtım yapıyoruz. 40 yılın başında da 100 kişiye bedava verelim canım, hediyemiz olsun. Ne güzel, harika. Televizyonlarını yeni açan izleyenlerimize de buradan bildirmek istiyoruz. Sihirbaz cihaz göndereceğiz size Bülent Bey'in tabiriyle ve diyoruz ki bedava. Diyoruz ki bedava ama daha bedava kampanyamız başlamadı. Ben numarayı söylediğim andan itibaren bu bedava kampanyası başlayacak. Ben şimdi müsaadeniz izniniz olursa Özge Hanım bu cihazımızı biraz tanıtmak istiyorum. Hani dedim ya evimizdeki cihazda şu özellik yok, bu özellik yok. Bu bedava dağıtacağımız cihazın birkaç özelliğini söylemek istiyorum. Şimdi izleyenlerimiz de elinizde küçücük görüyorlar ama bu bir dekoder. Yani bu kadar ufak olduğuna bakmayın. O alıştığımız evimizdeki kocaman dekoderler değil artık. Ufaldı. Yani ama şöyle daha çok artık iş cep yapıyor. Telefonu ilk çıktığında biliyorsunuz koca işte bu elindeki cihazdan daha büyük. Arabaların tekerleğine koyardık biz. Kırılmazdı. Tabii. Onlarda özellik yoktu mesela ama telefonlar küçüldükçe özellikleri fazlalaştı. Evet. İnceldikçe özellikleri fazlalaştı. Şimdi elimdeki cihazımızın boyu küçük. Televizyon arkasında gözükmüyor. Televizyon arkasına takıyorsunuz. Ekstra bir SCART kablosu kullanmıyorsunuz. Direkt cihazı televizyona takıyorsunuz. Zaten SCART girişi de direkt üstünde evet, zaten. Evet, üzerinde bakın şu oynar başlık. 360 derece dönebilen bu cihazımız size tabii ki ne avantaj sağlıyor bu başlığın olması? Duvar asılan televizyonlara bu aynı zamanda uyarlanmış şekilde veya masanızdaki, sehpanızdaki televizyona da uygun bir şekilde geliyor. 3000 tane kanal hafızası var Özge Hanım. 3000 kanal hafızalı ve 3000 kanal yüklü. Şimdi benim evime geldiği zaman ben kanalları tek tek elimle kurmaya çalışmayacağım. Siz bu cihazı bağladıktan sonra yeni kanal eklenebilir. Mesela yeni bir kanal uyu diye eklendi. Evet. Veya X bir kanal frekans değiştirdi. Zaman zaman görüyoruz işte bundan sonra yayınlarımızı şu frekanstan takip edin diye önceden uyarı bildiriyorlar. Sizin mecburen bunu alıp teknik servise götürüp masraf yapmanız gerekiyordu eskiden. Evet biliyorum. Ama bu cihaz otomatik güncelleme yapıyor. O da çok güzel. Yani kendi kendine güncelleyecek. Ekranı 9'a bölüyor. 9 tane kanalı aynı anda görüyorsunuz. Çok hangi güzel. Kanalda ne var? Kumandanızla, biz özel kumandasını da göndereceğiz bunun. Kumandasıyla üstüne gelip OK tuşuna basıp o kanalı izlemeye devam ediyorsunuz. Harikaymış gerçekten. Bunun yanı sıra şifre çözebilme özelliğine sahip bu birazdan bedava göndereceğimiz cihaz. Nasıl yani şifre çözüyor? Şifre çözüyor. Hani yani, bazen bir kanalı izliyoruz, direkt kayboluyor. Sinyal yok. Veya hiç görmediğimiz kanallar var. Evet. Hiç bilmediğimiz kanallar var. Bunların başında yetişkinlere özel, artı 18 cinsel içerikli özel kanallar. Bu kanalların şifresini çözebiliyor. Ve bu kanalların iki tanesi 24 saat yayın yapan, altı tanesi de gece işte belli bir saatten sonra yayın yapan özel kanallar. Şimdi isteğe bağlı yetişkin olarak kanallar. Bu yetişkin kanalları misal olarak ben izliyorum. Ama evde çoluğum çocuğum var. Onlar kumandayla, onlar da mı denk gelecek o kanala? Hayır. Siz bunu kendinize şifreleyebiliyorsunuz. Kendiniz özel bir kod verebiliyorsunuz. Bu özel kod sayesinde sizden başkası açamıyor. Kendinize özel bir şifre koyabiliyorsunuz. Anladım. Siz geçiyorsunuz kumandadan şifresini giriyorsunuz ve
açık olarak yetişkinlere özel bu erotik kanalları izleme şansına sahipsiniz. Hı hı. Bunun yanı sıra ulusal kanallarda oynanan maç yayınları. Evet. Mesela Real Madrid Barcelona maçı. İzleyen oldu mu arkadaşlar bu hafta? Kameraman arkadaşlarımız. Büyük ben bir izledim. Büyük bir kısmı izleyemedim diyor. Neden? Çünkü kanal şifreye geçiyor. Evet. Bu cihaz olsaydı şifre özelliğini, yani sinyal özelliğini algılayarak şifreyi çözerek size Real Madrid Barcelona maçını izletecekti. Evet. Sadece bu maç mı? Hayır. Ulusal kanallarda oynanan bütün maçların tamamını şifresiz izleyebiliyorsunuz. Görüntü kalitesi nasıl peki? Onu da kameraman arkadaşıma göstererek buradan sizlere sunmak istiyorum. Yani ben pırıl pırıl izlemek istiyorum. Bakın şimdi sorunun cevabı gelecek. Bakın ne yazıyor burada? Ne yazıyor? HD kalitesinde. Tamam. HD kalitesinde görüntü veriyor. Herhalde sorunuzun cevabı olmuştur. Yani gerçek gibi, cam gibi demek. Ayna gibi derlerdi ya sizler. Ayna gibi gösteriyor. Benim kanalım daha ayna gibi gösteriyor diyebilirsiniz artık. Bunun yanı sıra cihazımızın daha farklı özellikleri de var ama merak edenler için söylemek istiyorum. Bu cihazı nasıl kuracağız? Evet. Teknik servis gerekiyor mu? Hemen yardım alalım yine kamera arkadaşımdan. Çünkü şimdi bir bayan olarak misal ben sipariş verdim eşime sürpriz yapacağım. Özge Hanım 15 saniye. Kendim yapabilir miyim? 15 saniyede hiç bu işten anlamayan bir insan bunu kurar. Evet. Televizyonun skart girişini biliyorsunuz arkada. Tabii onu biliyorum. Skart girişe bunu takıyorsunuz. Bu bir. Çanak antenden gelen beyaz bir kablomuz var. Hı hı. Onu da buraya takıyorsunuz. İki. Bir de cihazımızın adaptörü var. Hemen onu da göstermek istiyorum. Elektrik adaptörü. Bunu da fişe takıyorsunuz. Fişe takmayı becerebilirsiniz herhalde. Tabii ki. Bunun yanı sıra bir de son olarak kumanda alıcı gözümüz var. Bakın cihazın bu kısmı televizyon arkasında kalıyor. Bu aynı zamanda TRT bandrolü. Bakın TRT bandrolünü de görüyorsunuz. Cihazın bu kısmı televizyon arkasında kalıyor. Gözükmüyor. Gözüken sadece işte şu başlık. Bütün kablo kalabalıklığı bu kadar mı? Sadece şu başlığa düşüyor. Bunun arkasında yapışkanını söküp monitörünüzün ön kısmına yapıştırıyorsunuz ve ardından da İşte kumandamızı alıp 3000 kanalı izleme keyfini yaşıyorsunuz. Hazır. Gökyüzünde bulunan 41 tane uydu. Bunun içerisinde Orbit, kendi uydumuz TürkSat, Eutelsat ve daha 41 tane uydu kanalı var Özge Hanım. Bunların hepsini uyumlu, 3000 kanal yüklü, şifre çözebilme özelliğine sahip olan Özge Hanım, ben şimdi izin verirseniz bu cihazın dışarıdaki satış fiyatını söylemek istiyorum. Evet. Çünkü izleyicimiz merak ediyorlardır. Bedava göndereceğiz dedik. Evet. Hatta siz program başında ben dışarıda bunu sormuştum. Tabii geçen hafta. Kaç paraydı? 410 lira demişlerdi. Hatta peşin alırsam 400 liraya bitecek. Makine 400 lira dediler değil mi? Aynen o şekilde. Ben şimdi bu cihazı birazdan kampanya başladığında 400'e değil, 300'e değil, 200'e değil, 150'ye değil. Bedava göndereceğim. Sadece vergilerini, bu giriş biliyorsunuz Avrupa'dan geliyor bunlar. Avrupa'dan girişteki vergi ücretleri var. Gümrük vergisi var ve artı size getirecek olan kargo ücreti var. Bunların toplamı da söyleyeyim mi ne kadar oldu? Evet. Toplamı sadece ve sadece 69 lira. Harika. 69 liralık vergisini ödeyen herkese ücretsiz. Zaten 400 lira nerede, 69 lira nerede? Büyük birazdan, bir fark var. Birazdan telefon numarasını söyleyeceğim. Şifre çözebilen, 4000 kanala yakın havza kanalı olan ve havza kapasitesi olan 3000 kanal yüklü olarak gelen, herhangi bir kanal yer değiştirdiğinde otomatik güncelleme yapan, yetişkin kanalları başta olmak üzere, ulusal kanaldaki futbol maçları, belgesel kanalları, sinema kanalları ve daha birçok özel kanalı izleyebileceğiniz 41 tane uyduya uyumlu, sizin de araştırdığınız gibi piyasa değeri yaklaşık 400 TL, hatta 400'ün üzerinde olan bu cihazı sadece vergilerini ödeyen, 3 dakikada hattımızı düşüren herkese ücretsiz bedava gönderiyoruz. Harika bir kampanya gerçekten. Hani böylesi ne duyuldu ne görüldü diyorum. Bu vergi ücreti sadece 69 lira, kargo da dahil. Evet. Kargo da dahil. Fiyatı 69 lira. 3 dakikada Türkiye'nin neresinde olursa olsun arayan herkese ücretsiz göndereceğiz. Sadece 69 liralık vergisi ödeyeceksiniz. Kampanya vakti geldi. Evet, o çarptı. Zaman daha fazla bekletmiyoruz sizleri ve hemen kampanyamıza geçiyoruz. Evet sevgili izleyenler, beklenen an geldi Özge Hanım. Artık numarayı anons edebilirim. 400 TL'lik bu mükemmel uydu alıcısı cihazımızı sadece vergisini ödeyen herkese 3 dakika içerisinde hattımızı düşürmeyi başaran, hatta çağrı atmayı başaran tüm izleyicilerimize ücretsiz. Sadece vergisini ödüyorsunuz. Bu ücret de sadece 69 lira. Yani şey gibi düşünün. Hani bir yarışmaya katılıyorsunuz veya piyango bileti isabet ediyor size. İşte atıyorum 100 milyar çıktı. Bunun bir kısmı vergisini alırlar. Tamamını size vermezler. Sadece şu anda vergisini, yani kargosunu ve vergisini 69 liraya ödeyen herkese bedava kampanyasını başlatıyorum. 0216 alan koduyla 211 01 çift 0.
0216 211 01 çift 0 3 dakikalık süremiz ve kampanyamız başladı. Kumandasıyla birlikte, kumanda alıcı gözüyle birlikte, adaptörüyle birlikte, garanti belgesiyle birlikte, faturasıyla birlikte, cihazın kendisiyle birlikte ücretsiz. Harika. Evet, bedava gönderiyoruz. Normalde 400 lira artı hı hı. 69 evet, lira bu. Evet. 400 lira artı 69 lira satış fiyatı. Şu anda arayan, çağrı atan, Türkiye'nin neresinde olursa olsun herkese, kişi sınırlaması yok. 100 olabilir, 300 yani olabilir. Yani 3 dakika içerisinde her hattı arayana düşüren, göndereceğiz. Hattı düşüren hı hı. herkese bedava göndereceğiz. Sadece 69 liralık vergi sunuyorsunuz. Cihazımız evinizdeki dekoderler bile hiçbir işe yaramayan, sadece birkaç kanalı gösteren ve hiçbir özelliği olmayan cihazlar 200-250'den aşağı değil. Bu cihaz şu anda 400 lira satış fiyatı. Ama 2 dakika içerisinde hattımızı düşürenlere, bir dakikamız geride kaldı. Hı hı. Hattımızı düşürenlere bedava. Sadece 69 liralık vergisini ödüyorsunuz. 0216 211 01 çift 0. 0216 alan koduyla 211 01 çift 0. Özge Hanım, sevgili izleyenler, sadece kumandası, özel kumandası 25 lira vurun. Evet. Bunun yanı sıra futbol maçlarını izliyorsunuz. Aylık aidat yok. Hiçbir ekstra ücret yok. Sadece vergisini bir kereye mahsus ödüyorsunuz. Başka bir ücret yok. Zaten bir sürü de kurulu geliyor diyorsunuz. Bir çok 3000 kanal var yüklü, 41 tane uyduya uyumlu. Şifre koyabiliyoruz. Bunlara kendiniz ekstra şifre, ebeveyn şifresi diyoruz biz ona. Hı hı. Ebeveyn kilidi koyabiliyorsunuz. Futbol maçlarını izleyebiliyorsunuz. Belgesel kanalları, sinema kanalları ve daha birçok yüzlerce, binlerce kanal. Hiçbir zamanda donmuyor. Hiçbir zamanda sinyal yok demiyor. Sinyal kalitesi %20'nin dahi altına düşse HD kalitesini göstermeye pırıl devam ediyor. Çok harika. Net bir şekilde. Evet. Bu cihazdan zaten bir kanal izlediğiniz zaman bir daha eski dekoderli olan bir kanalı izleyemezsiniz. Zaten görüntü olarak da o kocaman şeyleri ben atarım. Evet, bir dakikalık süremiz kalmış. Kumandasıyla birlikte, kumanda alıcı gözüyle birlikte, adaptörü ve cihazın kendisi, her şey dahil 69 lira. O da vergisi. Normalde 400 liralık olan bu cihazı sizler sadece vergisini ödeyerek eğer hattımızı düşürebilirseniz bedava sahip olacaksınız. 0216 211 01 çift 0. Son yarım dakika. Çağrı bile atmanız yeterli. Bakın, çaldırın, kapatın. Şu an itibaren çağrı bırakın ki daha çok kişi faydalanabilsin. 0216 211 01 çift 0 telefon numaramız. Ben bana bu konuda gerçekten bize misafir ettiğiniz için, her zaman sizin ürünlerinize için çok teşekkür ediyorum. Şu anda 30 saniyemiz var ekrandaki numaraya. İzleyicilerimiz çağrı atsınlar. Hı hı. Hemen kampanyadan faydalandıralım. 400 liralık ürünü sadece vergilerini ödeyenlere bedava gönderelim diyorum ve teşekkür ediyorum. Ben size esas teşekkür ediyorum. Bülent Bey bizleri artık şaşırtmaya alıştı ama böylesi ne duyuldu ne görüldü bedava gönderecek sizlere. Hemen bizleri aradığınız takdirde kampanyamıza dahil olacaksınız. Hoşça kalın diyoruz. Evet efendim, devam ediyoruz. Reklamların ardından muhabbetimize, sohbetimize devam ediyoruz. Şu diyorsunuz şimdi, bunu niye reklam arasında yapmayorsun sen de? Valla anca yetiştiriyoruz. Evet değerli dostlar, reklamların hemen ardından devam ediyoruz sohbetimize, muhabbetimize. Gelen yazılar var, onları da okuyacağız. Özlemişim sohbetini diyor. Kıssadan hisselerini çok uzun zamandır izleyemiyordum. İlaç gibi geliyorsun ve bize nefis muhasebesi de yaptırıyorsun, sağ olasın demiş. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Hüseyin Bozdemir yazmış. Ertan Bektaş, Zonguldak. Aziz Yıldırım hakemler de onun uşakları dün akşam herkes gördü. Hay! İşin gücün yok. Kapat dükkanı. Sanki ortada dün top oynayan vardı da bir de kaldı hakemi falan. Ortada top oynayan yok idi. Sıkıntı orada. Evet.
Devam ediyoruz. Gelen yorumları da okuyacağım. Ama öncesinde bu öğrenciye bir meselesi vardı Sinan. Geçen hafta da biz de bunu konuştuk. Hani eğrisini, doğrusunu konuştuk. Şimdi bir genelge yayınlandı. Ve ben şunu söyleyeyim arkadaşlar. Birileri bu ülkede işte yöneticilerinde, hükümet yetkililerinde bir problem olduğu zaman bayram yapaylar. Ama az buçuk hepimiz Sayın Başbakan'ı tanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'nı tanıyoruz. Sayın Bülent Arıncı da tanıyoruz. Yani bu üçlünün birlikteliği öyle lahana spor kulübünün birlikteliği gibi değil arkadaşlar. Biz bu ülkede birlikte hareket eden, efendime söyleyeyim, hatta birilerinin genel başkan olabilmesi için elini altına koyan insanların daha sonradan yanlarından def edildiklerini gördük. Ama bu üçlü özellikle 11-12 yıldır bu ülkenin çıkarları için, bu ülkenin güzellikleri için birlikte hareket ediyorlar ve öyle ufak tefek problemlerde de aralarında nifak sokulmuyor. Ben onu dışarıdan gördüğüm şey bu. Onun için birileri fuzuli bekliği gibi bir hava var. Şimdi bu öğrenci evi meselesi var. Biz buradan sorduk ki, dedik ki, bu işe katılıyor musunuz? Geçen hafta bu problemi de işledik. Ama biz olayın gerçek anlamda ne olduğunu dahi araştırmadan, çünkü yıllardır bu ülkede böyle bir şey var. Bu ülkede bir şey söylediğin zaman, ülkenin ahlaki değerleriyle alakalı bir şey söylediğin anda herkes şunu söylüyor. Vay efendim şeriat geliği. Yok efendim İran'a benziyoruz. Ya bir yere benzediğimiz falan yok. Biz kendi özümüze dönüyoruz arkadaşlar. Özümüze. Ama bu öğrenci evi olayının farklı bir boyutu var. Bakın ilgilenmemiz gereken yer burası. Kimsenin özel hayatıyla alakalı hiç kimsenin bir yaptırımı söz konusu olmaması gerekiyor. Sonuna kadar bunu savunuyoruz. Bu ülkede insanlar eşleri başörtülü diye özel hayatlarında özel hayatları fişlenerek bu ülkede insanlar ordudan atıldı. Neredeydi bu o zamanki bu özel hayatçılar? Özel hayatına müdahale edildi diye ortalıkta yürüyenler neredeydiler? Dün bir eylem gördüm. Fikir Platformu Federasyonu. Ya bir baktım bugüne kadar hangi fikri ortaya attınız? Ortada fikir yok. Ama platformunu kurmuşlar. Olmayan fikrin platformu kurulmuş. Neyse. Bunlara girmeyeceğiz ama değerli dostlar, Gezi olaylarında gördük, Ankara'daki olaylarda gördük. Bu ülkede birileri Anadolu'dan evlatlarını yolluyorlar. Tarlada çalışıp aldıkları 1.000 lira maaşın 600-700 lirasını, 800 lirasını çocuğuna gönderen ailelerin çocukları İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Eskişehir'de, Denizli'de ve farklı noktalarda birilerinin avucuna düşüyor. Bu ülkede herkes ikamet ettiği noktayı devlete bildirmek zorunda değil mi? Sinan, ben bildiriyorum. Sen öğrencisin, sen niye bildirmiyorsun? Ne ayrıcalığın var? Ya arkadaşlar hepimiz öğrencilik yaptık. Öğrenci dediğin şöyle bir profil midir? Merak ediyorum, onun için sorarım onu. Öğrenci dediğin kafasına göre yaşayan, adresi, kimliği olmayan, her şeyi konuşabilen, her tür eylemi yapabilen, efendime söyleyeyim, ortalığı yakıp yıkabilen,
eğlencede vur patlasın, çal oynasın. İşte değişik bir mahlukat mıdır öğrenci? Yani öğrenci olduğun zaman bütün sistemin dışına mı çıkıyorsun? Öyle bir hakkın mı var? Ya var idi de biz üniversitede okurken sırf cuma namazına gitmeyelim diye öğlen vakitlerine vize koyan hocalara ne demek lazım idi o zaman? Öğlen tatilinde biz sınava giriyorduk arkadaşlar. Cuma günleri ama. Cuma namazına gidiyorduk ya. Onun için. Ya bu öğrencilerin bu kadar özgürlüğünü düşünen adamlar o zaman neredeydiler? Üniversite kapılarında başörtüsü taktıkları için polis tarafından kızlar joplanırken neredeydi bu öğrenci savunucuları? Şimdi tutturmuşlar bir şey, öğrencilerin özel hayatına karışılıyor. Arkadaş, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşıyorsan her vatandaş gibi oturduğun yerin ikametini bildirmek zorundasın. Devletin genelge olarak müdahale ettiği nokta burası. Öğrenci evlerinde kızlı erkekli muhabbeti farklı bir muhabbet. Kızlı erkekli olan bölümler yurtlarla alakalı olan bölümler. Bu ülkede illegal gruplar var, illegal örgütler var. Evler tutuyorlar. Ve o evlerde öğrencileri barındırıyorlar. Daha sonradan o öğrencileri barındırdıkları için o öğrencileri farklı noktalarda kullanıyorlar. Emniyet bu konuda elinde bilgiler ve belgeler var. Bu sebepten dolayı öğrenci evlerini kontrol altına almaya çalışıyor. Hangi anne, bakın bu arada sadece Denizli'den 8 bin küsür aile, anne baba yani veli, 8 binden fazla küsürü de var, emniyete başvurmuş. Çocuğumla iletişim kuramıyorum, çocuğumu benim elimden aldılar diye. Devlet bunları yapmasın mı? İlgilenmesin mi? Farklı farklı şeyler çıkarıyorsunuz ortaya. Ahlaki bir yozlaşma var. Ahlaki bir yozlaşma var. Bununla alakalı tedbir almak zorundadır devlet. Çocuklarla alakalı mesela nedir? Uygunsuz siteler var değil mi? Ne yapıyor devlet? O sitelere erişimi güçleştiriyor değil mi? Zorlaştırıyor. Niye? O çocuklarımızın o halini koruma altına almaya gayret ediyor. Ya belli şeylerde toplumun ahlakını bozan, yozlaştıran, topluma zarar veren durumlara devlet müdahale etmesin mi? Dün akşam bir programa katıldım. Bir düğün programı. Ve birileri içmiş, gelmiş oraya. Düğünde bir kavga, 100-150 kişi birbirine giriyor. 100-150 kişi. Fuzuli'ye iki tane gencin kendi arasındaki atışmasından çıkan bir problem. Dün akşam da o kadar üzüldüm. Neye üzüldüm biliyor musunuz? Gelin ve damada üzüldüm. En mutlu günlerini berbat eden 3-5 tane zibidi. 50 yaşlarında bir adam. Ve bu adam Trabzonlu. Hemşerim. Mekandaydım. Durmadan bağırıyor. Dedim ki abi dedim biraz sakin, kurban olayım ya. Biraz sakin. Yani sen bak 45-50 yaşındasın. İleri geri konuşuyor. Ağzı leş gibi. Yanında yenge hanım var. Bayan. O eşini sakinleştirmeye çalışıyor. Bir o eşine baktım. Bir o kocasına baktım. Leş gibi ağzı içki kokuyor. Şimdi içkiyle alakalı bir şey dediğin zaman da vay efendim bunlar şeriatı getiriyorlar içki. Ya öyle ağzından değil de başka yerinden içen adamı ilçeye sokmamak lazım. İlçeye sokmamak lazım. Düğün salonunda, şimdi normalde çok samimi söylüyorum, benim anlayışıma göre orada kapıda bir adam abu uşle bakayım geçebilirsin düğüne. Bir türlü geçme arkadaş. Yahu sen iki çakır keyfi yapacaksın diye, kafanı demleyeceksin diye ben senin kahrını çekmeye mahkum muyum arkadaş?
Defol kendi git dünyanda ne halt yiyeceksen ye. İçkiyle alakalı konuştuğun zaman bu sefer vay efendim bak bunlar bizim özel hayatımıza karışıyor. İçkimize karışıyor. Bilmem dışkımıza karışıyor. Bizim bir şeye karıştığımız yok arkadaş. Sen yıllarca içip zil zurna olup trafikte ben çocuğumla beraber eşimle beraber arabayla gidiyorum. Sen içmişsin 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 kafanı çekmişsin keyfini yapmışsın. Geleceksin o arabanla bana vuracaksın. Yok böyle bir şey. Onun için biraz bakmak lazım. İçkiyle alakalı bir şey söylüyorsun. Vay efendim bunlar şeriatı getiriyorlar. Ula bir şey getirdiğimiz yok. Siz zul getiriyorsunuz zul. İçki düzenlemesi yapılıyor. Vay efendim diktatörlük. İllegal örgütler Türkiye'nin çeşitli yerlerinde Anadolu'dan gelmiş olan 17-18 yaşında, 19 yaşındaki gençleri kıskaçlarına alıyorlar. Gençlerin hayatını karartıyorlar. Onlarla alakalı devlet tedbir almaya çalışıyor. Vay efendim bunlar üniversite öğrencilerimize müdahale ediyorlar. Ne yaptı o üniversite öğrencilerin? Uzaya roket mi fırlattılar? Neyin araştırmasını, neyin bilimini yaptılar? Hadi göster bana. Hadi göster bana. ODTÜ'de günlerdir eylem var. Ne yaptı ODTÜ? Ne yaptı o öğrenciler? Hadi göster. Uzaya roket fırlatıyoruz, uydu fırlatıyoruz, onlara yumurta attılar. Yumurtayı hükümete değil, uzaya doğru atacaksın. O zaman sana öğrenci derim. Öğrencilikten bir haber. Hiç yani biz de öğrencilik yaptık arkadaş etmeyin ya ben 32 yaşındayım ya. 28 yaşında üniversiteden, 4 sene önce üniversiteden ayrıldım. Yani 4 sene öncesine kadar öğrenciydim. 7 yaşında başladım. 28 yaşında okul hayatım bitti. 21 sene ben o eğitimin içerisindeydim ya. Biz onlar binmeyirik değil ki arkadaş. Etmeyin ya. İllegal örgütler var. Ve bunlar belli evlerde belli öğrencileri kıskacına alıyorlar. Devlet bunları kontrol etmeye gayret ediyor. Adam kiracı mesela bak ben üniversitede öğrenciyken gittim ev kiraladım. Sözleşme yaptık. Gittim o sözleşmeyle beraber ikametgahımı belirttim. Niye? Seçimde oy kullanacağım. Haricinde o dönemde iş yapıyorum, çalışıyorum. İkametgah istiyorlar benden. Gittim aldım getirdim onu. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de okuyan öğrencilerin %80, %85'inin ikametgahı halen daha babasının köyünde. Halen daha babasının köyünde. Yani anne babasının olduğu yerde ikametgahı. Bir ev kiralanıyor. Evde var 20 kişi. Devlette kaydı yok. Ya böyle bir sistem olur mu arkadaş? Bakın. Hani mecbur muyum devlete kaydetme? Evet mecbursun. Çok basit bir şey söyleyeyim size. Ne kadar bir zaman önceydi? Mayıs'taydı değil mi? Mayıs'ta Almanya'ya gidiyorum. Bakın. Pasaportumda en az 20 tane devletin şeyi vardır. O vizesi, damgası var. Gittim Alman konsolosluğuna. Vize başvurusu yaptığımız zaman işte daha öncesinden giriş çıkışımız var. Televizyon programcısıyız. Yıllık vize veriyorlar bize. Ya gittim vizemi alacağım. Şimdi vize alırken ne evrak istiyorlar senden? Bir, iş yeri sahibi senin adına garantör yazısı yazıyor. Şirketten imzalı kaşeli garantör yazısı. Ne demek garantör biliyor musun? Bu vatandaşımız bizim elemanımızdır, çalışanımızdır. Bir yurt dışı seyahati için vize istiyor. Başına herhangi bir şey gelirse sorumluluk bize aittir diyor. Bak. O ne aldı benden? Şirketle alakalı vergi levhası, sigorta, imza sürküleri, ticari sicil odasından, ticaret odasından sicil kaydı, resmi gazete bilmem onları da istiyor pasaport alırken. İkametgahını, bankadaki paran, bütün her şeyi, özel sağlık sigortası istiyor senden.
yurt dışında başına bir hal gelirse özel sağlık sigortası. Bir de ne istiyor biliyor musun Sinan? Avrupa'da nereye gideceksin diyor. Otel rezervasyonu. Eğer geziye gideceksen otel rezervasyonu. Harici eğer bir aile, bir dostunun, eşinin, dostunun, akrabanın yanına gideceksen senden ne istiyor biliyor musun Sinan? İstek kağıdı. O sana istek gönderiyor. Ben İstanbul'daki şu elemanı şu işte seyahat için, gezmesi için ben yanıma istiyorum. Devlet bakıyor diyor ki sen bu misafiri ağırlayabilecek konumda mısın? Evin müsait mi? Şu müsait. Bak devlete bak devlete. Zırt pırt bize Avrupa'yı gösteriyorlar ya. Bak örnek Avrupa ne yapıyor? Ne yapıyor Avrupa? Bakacağı o karşımda. Bu evrakların hepsini yaptık. Özel sağlık sigortası. Özel sağlık sigortası ne demek biliyor musun? O sağlık sigortası tarihlerin arasında dünyanın neresinde olursan ol, başına herhangi bir şey gelirse bütün her şeyi ödemek, karşılamakla alakalı bir sağlık sigortası yaptırıyorsun. Bak kendi sigortan var, yetmiyor. Bak yetmiyor. Özel sağlık sigortası istiyor senden. Devlet kendini garantiye alıyor. Bak şimdi dışarıdan gelen bir vatandaşa bunu uyguluyor. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Almanya'ya gittim, pasaporta girdim, evrağımı verdim. Ben bu önceden istenen bütün evrakları zaten hazırlıyorsun. Onlar eksik olursa vize vermiyor sana. Biz şimdi vizeyi verdik. Vizeyi onayladılar, verdiler bize. Gittim. Bindik Sabiha Gökçen'in Almanya'ya indik. Pasaportu uzattım. Bekliyorum. Başladı bana soru sorma Almanca. Zaten Almancanın tarzı hoşuma gitmeyi. Nedir bu? Biraz daha kibar da kurban olayım. Neyse. Konuşayım ben dedim seni dilden anlamayırım ben dedim. Bir uşağa dedim gel bakayım buraya. Ha bu ne diye? Uşak başladı bana. Değil ki abi diye. Özel işte sağlık sigortanı sorayım. Dedim vallahi o çanta dedim herhalde valiz yani o evraklar valizde. Yanımda değiller. Yok diyor o sağlık sigortası olmazsa diye bırakmayı seni almayı. Ya oğlum diyorum ha manyağı desene. Böyle konuşuyorum nasıl olsa anlamayı beni. Diyorum ona ya manyağı de ki o sağlık sigortası olmasaydı o vizeyi verir miydi der. O da diyor ne diyorum ha manyak da deme yani onu sağa diyorum. Özel aramızda. O da diyor ona ki böyle böyle olsun diye yanında olacak. Ya başta bir problem çıkarmayı arkada da millet bekliyor. Ondan sonra konuştu. Dedi ki burada kime gidiyorsun? Benim de Birgül ablam dışarıda. Dedim ablama gidiyorum dedim. Arkadaşlar telefonla aradım. Polise verdim. Pasaporttaki polise. Polis dışarıda ablamla yani misafir olarak gittiğim insanla konuştu. Garanti verdi ona benim evimde kalacak diye. Ve polis benim pasaportumu okeyledi. Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da gideceğiniz otelin adresini belli ediyorsunuz. Evi belli ediyorsunuz. Her şeyi belli. Ya Avrupa bunu yaptığı zaman çok çağdaş oluyor, modern oluyor. Türkiye Cumhuriyeti kendi vatandaşının nerede oturduğunu, nerede ikamet ettiğini soramayacak. Çocuğunuz doğduğu zaman bir ay içerisinde nüfusa kaydettirmek zorundasınız. Ettirmezseniz ceza yersiniz. Bu devletin kuralidir arkadaş. Ha diyeceksin ki arkadaş sana ne? Ben ederim çocuğu yazdırmam onu. O zaman da ne yapacaksın biliyor musun? Gideceksin Alp dağlarında yaşayacaksın. Dağlarda yaşayacaksın. Dünyadan bir işin olmayacak. Etme kurban olayım ya. Bu sistem budur arkadaşlar. Yanlış yere çekmeyin olayı. Devlet bu kontrolü sağlamak zorunda. Ha kızlı erkekli evlerde de eğer apartman sahipleri şikayetçi olursa devlette gelir arkadaş. Apartmandakiler. Ben şunu söyleyeceğim bir de son cümle reklama gideceğim. Herkes kendi hayatına saygı bekliyor. Mesela diyor ki biz 3-4 arkadaş, 3-4 tane erkek arkadaş, 3-4 tane kızla beraber aynı evde kalabiliriz diyor. Ve bunun içinde herkesten saygı bekliyor. Ama üst katındaki ailede diyor ki benim çocuğum bu ahlaksızlığı görmek zorunda değildir. Çünkü bizim fıtratımızda bu ahlaksız bir durumdur. Bizim değer yargılarımızda bu böyledir.
Bu adama kimse saygı duymuyor. Ha diyeceksin ki bu iş nereden geliyor? Hükümet yetkililerine sesleniyorum. TRT'yi bir kurcalayın. TRT'yi bir kurcalayın. TRT yıllarca bu insanlara 72 numara mı diye bir dizi vardı, hatırlayın onu. İki kız, işte üç kız, üç erkek aynı evde öğrenci haliyle kalıyorlardı. Yıllarca bu insanlara bunlar verildi. Kızlar, erkekler aynı evde çok relax bir şekilde Anadolu'dan çıkıp gelip yaşayabilirler. İstediklerini yapabilirler. Yıllarca bilmem ne, 12 numara mı? Şey 7 numara. 7 numara diye bir dizi vardı. Yıllarca TRT'den bu insanlara bu işten, bu izlettirildi. Böyle empoze edildi. Programlar yapıldı sabahleyin. Her şey normal. Evleniyorsun, boşanıyorsun, beğeniyorsun, yatıyorsun, kalkıyorsun, 3 sene yaşıyorsun, 5 sene yaşıyorsun. Yani bir deneme süreci yaşıyoruz. O arada 2 tane çocuk oluyor. Yani biz halen daha deniyoruz. Neyi deniyorsun? 2 tane çocuk olmuş. Daha neyi deniyorsun? 5 yıl sonra işte anlaşamadık, onun için evlenmedik. Birbirini tanıma süreci yaşadık. Yıllarca bunlar filmlerde bunlar izletildi, dizilerde bunlar izletildi, televizyon programlarında bunlar izletildi. Bu toplumun ahlaki değerleri ufak ufak elinden alındı. Şimdi de kalkmışık, yok işte özel hayattır, ha odur, ha budur. Ya hiç kimse benim hayatımla alakalı kaygı duymayacak ama herkes kendi hayatıyla alakalı benden saygı bekleyecek. Yapma ya. Nerede o iş? Reklamlar sonrasında buradayız. Artık herkesin dört gözle ve sabırsızlıkla beklemiş olduğu o motorlu testere kampanyasını sizlerden gelen talep üzerine, yoğun istek üzerine yeniledik ve geçtiğimiz sene de sipariş vermiş olup da ya da fırsatı kaçıran, kampanya katılamayan izleyicilerimiz için yeniden bir fırsat dakikaları olsun istedik ve herkes telefonlarını hazırlasın. Çünkü gerçekten piyasa fiyatının yarı fiyatına yakın vereceğiz. Hatta resmen yarı fiyatına vereceğiz. 2 yıl resmi garantisiyle, faturasıyla piyasa fiyatının yarı fiyatına çok güçlü bir testereye sahip olacaksınız. Herkes hazırlığını yapsın. Telefonunuzu hazırlayın. Kampanya birazdan başlayacak. Çok kısa sürecek olan bu kampanyada yalnızca 50 şanslı izleyicimiz bu üründen bu fiyata yararlanacak. Evet, bir ton odunu baltayla biz aşağı yukarı ne kadar zamanda doğrayıp parçalayabiliyoruz? Hatta gün değil, iki gün. Aynen öyle. Bakalım bir ton odun. Valla bana kalırsa yani bir ay, iki ay. Zaten kış geçer. Değil mi? Ankara'ya kalsa donduk ya. Oho, valla kara kış geldi. Vallahi uzmanlar uyarıyor zaten, bu kış çok çetin geçecek diyor. Herkes hazırlığını yapsın diyor. Biz hazırlığımızı nasıl yapacağız? Baltalarla uğraşıp İnsan zaman kaybetmeyeceğiz. Hemen hemen 2-3 gün sürer. Sürer aşağı yukarı. Bir de devir zaten teknoloji devri. Evet. Neden yararlanmayalım? Bu nimetlerden yani yararlanacağız. Tabii. Ama bu ürünlerin piyasada çok üretim kalitesi düşük olan ürünler var. Aman ha, o konuda sizi naçizane uyarıyorum. Yani taklitlerinden sakınıyoruz. Taklitlerinden sakınsın izleyicilerimiz. 2 yıl resmi garantisi olmayan, Sanayi Bakanlığı onaylı garanti belgesi olmayan ürünlerden sakının. 1. Palası kalın olmayan üründen sakının. Bakın bunun palası oldukça kalındır ve zinciri en kalın olanıdır. 36 diş testere bıçağı vardır bu üründe. Yani diğer marka ve modellerden ayıran en belirgin özelliklerden bahsettim. Bir de birçok markanın ürünü yaklaşık 1,5 en fazla 2 beygir gücüne kadar olabiliyor. Bu testlerimizi diğer ürünlerden ayıran en güzel özellik 3 beygir gücünde bir rekor güce sahip değerli izleyiciler. Avrupa'da da satış rekorunu kıran bu ürünü değerli izleyicilerimize piyasa fiyatı 400 liranın üzerindeyken araştırıp bakabilirsiniz. Biz birkaç yıldır bu ürünleri sunuyoruz. Kayayı parçalar o zaman. Yani neredeyse yani, tabir yerindeyse en sert kütükleri, en kalın tomrukları, odunları rahat rahat ve çok hızlı bir şekilde parçalayabilirsiniz. Herkes şimdi telefonlarımızın numaralarımızı sabırsızlıkla evet, bekliyor. Evet, genellikle de kırsal bölge şu an vatan ekranlarında çoğunlukla. Benim dedem de izliyor zaten. Kasabalarımızda. Çok ihtiyaç yani kırsal bölgede. Her evin ihtiyacı. Bence evet, hiç kimse kaçırmasın. Kaçırmasın. Diyorum. Şimdi gelelim Sade'de. Sade'de gelelim. Telefon numaramızı daha fazla bekletmeyelim. Numaramızı hemen verelim ve 400 liranın üzerinde olan bu motorlu testereyi bakın, sıkı durun, hangi fiyat alacaksınız? Numaramız hemen gelsin. 0216 alan koduyla 211-01-00. Tekrarlıyorum hemen numarayı, ekranı yeni açan izleyicilerimiz için. 0216 alan koduyla 211-01-00 numaralı hattımızı şu andan itibaren arayan ya da çağrı yapan 50 şanslı izleyicimize
Tabii ki 400 liraya değil, yarı fiyatına dedik, sözümüzü tutuyoruz ve kendimizi kanıtlıyoruz. Devam. Sadece 199 liraya kargo dahil sipariş verildi. Alkışlarım Şefkat. Ben de çok üzülüyorum. Teşekkürler. Sağ olun. Vatan TV'den yine büyük bir hizmet izleyenlerimize. Tabii ki de yani. Bu izleyicilerimiz için değerli daha iyisini layıksınız. Ancak daha iyi bir kampanya olana kadar en iyi kampanyanın bu olduğunu iddia ediyoruz. Adı neydi bunun? Motorlu hızar. Dağ deviren, dağ. Dağ deviren, güzel oldu valla. Evet, çok doğru. Değerli izleyiciler, 2 yıl resmi garantisiyle, Türkçe resimli kullanma kılavuzuyla, bıçaklarını eğlemek ve keskinleştirmek için gerekli olan E'siyle ve alet edevat takımıyla, yani somun açma cıvatası ve tornavidasıyla ve deposuyla, yani yağ ya da benzin koyabilirsiniz. Ve diğer marka ve modellerden ayıran bir özellik daha söylemek istiyorum. Şu ön tarafına yağ, arka tarafında benzin diye işareti var. Evet, buna dikkat ederek koyuyoruz. Çünkü böyle olması daha sağlıklı, daha performanslı çalışmasını sağlıyor. Bu kadar güzel, performanslı, kullanımı kolay, hafif ve bir o kadar da güçlü olan motorlu testereyi bayan kardeşlerimizin, ablalarımızın, teyzelerin de kullandığına şahit olduk. Geçtiğimiz sene hatırlarsın, birlikte bir prova yapmıştık. Deneme yapmıştık, evet, değil mi Ramazan abi? Sevgili bayan ablalarımız, kardeşlerimiz, hanım kardeşlerimiz de kullanıyorlar. Neden kullanıyorlar? Çünkü kullanımı kolay olduğu için, hafif olduğu için ve çok güçlü olduğu için. Erkeklerimiz kahvede olduğu için hep bayanlara düşüyor. Biraz öyle bir durum var, doğru. Ya bir de zaten şu an balta kullanmak zorunda kalan ablalarımız, teyzelerimiz, şu an benim köydeki teyze, bacım, yani, kardeşim, erkekte fark yok. Tabii doğru söylüyor, Anadolu'daki kadınımız. Evet. Helal olsun, vallahi kutluyorum ya. Kesinlikle her iş erkeği bırakmaz öyle. Evet, tabii kesinlikle çok doğru. Aynen aynen. Şimdi hanım kardeşlerimizin, teyzelerimizin rahatça kullanabileceği bu motorlu testereye sahip olmak için son sipariş verecek 11 şanslı izleyicimiz ve son 1 dakika içerisine girmiş bulunmaktayız. 0216 alan koduyla 211-01-0 tekrar ediyorum numarayı. 0216 alan koduyla 211-01-0 numaralı hattımızı arayın ya da çağrı yapın. Dakikalarca beklemenize hiç gerek yok. Telefonda kaçırmayın. Kaçırmayın. Bu fırsat sizin fırsatınız. Bu kampanya sizin kampanyanız. Olmayabilir. Belki de bu gecenin son kampanyası olabilir. Son bir dakika içerisine girmiş bulunmaktayız. Arayan aradı, bu ürünü yarı fiyatına alma imkanı, şansı yakaladı. Ne kadar 199 liraya. Evet, yarı fiyatına veriyoruz. 400 lira değil, sadece 199 liraya. Peşin fiyatına 2 değil, 4 değil, tam 6 taksit avantajında sunduk. Böyle programlara da bizi misafir ettiğiniz için sizlere de çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Allah razı olsun Türk halkına gerçekten. Hayırlı olsun diyeceğiz. At başına beyaz yarim getirdin yazı, at başına beyaz yarim getirdin yazı. Hep tıkların az mıdır, ben çekemem bu nazi. Hep tıkların az mıdır, ben çekemem bu nazi. Oy. Evet, Asiye Demirci demiş ki, oğlum diye asacaklar seni, sus ne olur diyor. Eyvallah. Hüseyin Yılmaz diyor ki, sevgili Abdurrahman Bey, geçen akşam Tuzla'ya giderken okuldan çıkan öğrencilere şöyle bir baktım. Benim gördüklerim bu memleketi kurtaracaksa yandı bu memleket. Atatürk'ün geleceği emanet ettiği gençler bu gençlikse lanet olsun böyle gençliğe. Atamızın ruhu sızlar vallahi. Ben utandım kendimden, diyor Hüseyin Yılmaz yazmış. Evet, şimdi bir okuyayım bakayım millet ne yazmış. Bir dönem mevcut iktidarlar doğum kontrol adı altında karışmadılar mı? Ev ev dolaşıp kontrol, doğum kontrol hapları, spreyler dağıtılmadı mı? O karışmak değil miydi özel hayata? Bir de şunu söyleyeyim, biz inşaatçıyız. Başka şehirlere çalışmaya gittiğimiz zaman karakola bildirmek zorundayız kimliğimizi, ibra ederdik. Peki diyor, öğrencilerin ne ayrıcalığı var? Biz de onu sorduk. Selamun aleyküm abi, günaydın. Vallahi her sabah senin sesinle uyanıyorum abi, babam sayesinde. Annem babamın çok selamı var. Hayırlı yayınlar. Rize Kocatepe köyündeki herkese selam olsun. Tekrar iyi yayınlar. Faruk Canoğlu. Faruk, valideye ve babana bizden de selam söyle, kurban olayım. Emine Lermioğlu. Günaydın, hayırlı yayınlar Abdurrahman Bey. Programınızı kaçırmadan izliyoruz. Fakat iş gereği dışarıda olduğumuz zaman izleyemiyoruz. Tekrarları izleme şansımız yok mu? Dışarı çıkmak istemiyorum.
sizin programınızı kaçıracağımdan dolayı yardımcı olursanız olur musunuz? Kolay gelsin. Allah'a emanet ol. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Tuğba Tokkal. Selamun aleyküm. Abi selamun aleyküm. Sen nesin böyle? O kadar muhteşem anlatıyorsun ki resmen sana bir kez daha hayran kalıyorum. Ve şunu söylemeden geçemeyeceğim abicim. Kıyamet alametleri yaşıyoruz. Allah herkesi ıslah etsin. Allah bizi bu dünyada yanlış insanların gazabından, öbür dünyada da cehennem azabından korusun. Amin. Abicim çok uzatıyorum belki ama şunu da söylemek istiyorum. Ben 19 yaşındayım ve özgürlük sırf gençliğini yaşamak için dinimizi ve ahlakımızı hiçe saymak değildir. Allah'a emanet ol abi demiş. Çok teşekkür ediyorum. Osman Fazla. Selam Abdurrahman abi, programını her sabah zevkle izleyerek gündemdeki olayları çok güzel yorumlayıyorsun. Cimilli İbo'dan sevdali şarkıları isteyirim demiş. İshak Kandemir. Selamun aleyküm Abdurrahman kardeş, programınızı her sabah izliyoruz. Sen gerçekleri söylüyorsun, ondan bu kadar çok seviliyorsun. Silivri'den sevgiler demiş. Samet Kadioğlu. Abdurrahman abi kolay gelsin, programını ailece keyifle izleyerek babaannem özellikle seni çok seviyor. Erkan Ocaklı'dan bir türkü çalarsan sevinirim. Karabük'ten sevgiler. Eyvallah, eyvallah. Koca karının da ellerinden öp bizim için, kurban olayım. Necdet Ersoy. Taktik bu. Çıkar bir yerden kokusu. Hem böyle görüşte olması da doğal. Biri avukat, diğeri başbakan. Arınç başbakanın iyi niyetli olarak arkasını toplamaya çalıştı, çuvalladı. Yahu biz başbakanı böyle seviyoruz. Bırakın dağınık kalsın demiş. Reşat, Yaşar Reşat, sıkma canını değerli kardeşim, it ürür kervan yürür. Bu aramızda anlayırım, hissiyatımı paylaşmak için yazdım demiş, sıkıntı yok. Maraş'tan selamlar, bugün çok güzel güldürdün bizi, söylediklerine kesinlikle katılıyorum. Selma Kamçı yazmış. Apa abi bu benim kendi görüşüm. Değinebilirsin şu konuya da. Şu konuya da değinebilir misin? Tesettürlü arkadaşlarımızdan rahatsız olan insanlar yaşamak istiyorlarsa İran'a gitsin diyorlar ya, merak ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nde türbanlı olanlar yaşayamazlar diye bir kanun mu var? Neden yaşayamıyorlar? Türkiye Cumhuriyeti de İran'a gidecek. Madem özgürlüğünü geçin çok ayar oluyorum onlara, diyorum ki Rabbim onlara nar bahçelerini nasip etsin demiş. Eyvallah. Öncelikle hayırlı, huzurlu, sağlıklı, başarılı günler temenni ederim. Hilafetin kaldırılması, ecdat Osmanlı'dan kurtulmanın ve dini İslam'dan ülken alınması başında günü bayram olarak kutlayan milletin namus anlayışının modernlik altında kör tuttuğu misaline geldi. Simit aldığım fırında el değmemiş olsun dedim. Fırıncı gururla al bunu. Hiç el değmedi. Yeni çıktı çünkü dedi. Ben de senden önce hamuru yoğuran, açan, fırına atan ve sen dahi dört kişiden deyince güldü. Öğrenciler, vallahi bir örnek verdim ama ben anlamadım, hani hızlı hızlı da okudum. Ben de Almanya'da yaşayırım. Senin tüm söylediklerin arkasındayım. Bizim insanımız yapılanı görmüyor. Bu tür bir devlet bakanı Avrupa'da yapsa elde tutulur ve paşalar gibi yaşatırlar. Ama bizim güzelim Türkiye'de nedense yapılanı değil söylenene bakıyorlar. Allah devlet başkanlarımıza güç, kuvvet, sabır versin. Almanya Dortmund'dan selamlar. Eren Şafak, özel hayatımıza müdahale oluyor dediler ve bu zamana kadar bu şekilde özel hayatımızı sömürdüler. Benim özel hayatım dinime, ibadetime dil uzat ama sen yak, yık, yağmala özel hayatta. Başkasının özgürlüğü benim özgürlüğümü kısıtlayamaz. Biz yola devam ediyoruz demiş. Eyvallah. Yola devam ediyor galiba. Hüseyin Cihangir. Adamın biri anahtarla kulağını karıştırıyormuş. Yandaki demiş ya hemşerim ne yapıyorsun? Adam da dedi ne oldu dedi. Anahtar benim, kulak benim. Sağ ne oldu? Adam dedi ben ondan değil de o anahtar orayı açmaz. Onu diyeceğim.
yavaşıp bir yaklaşın. Temel girmiş bankaya soyaya. Elinde silah, yüzünde maske. Tam para, kasadan paraları aldı, çantalan. Tam çıkarken polis yakaladı bunu. Çıkardılar bunu savcının karşısına. Şeyde, hakimin karşısına. Hakim değil la, hakim sonradan mahkeme dedim. Önce savcı. Çıkarmışlar onu savcının karşısına. Savcı diyor ki, oğlum niye soyaydın bankayı? Temel de dedi ben konuşmayacağım dedi. Avukatım gelene kadar konuşmayacağım. Savcı dedi oğlum avukat ne yapsın sana? Suçüstü yakalanmışsın. Avukat ne diyecek? Temel de dedi işte ben de onu merak ediyorum. Avukat avukat ne diyecek ben de onu merak ediyorum. Yapacak hiçbir şey yok. Oy oy oy. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Gelenleri de okuyacağız. Böyle yavaş yavaş da programın da sonuna doğru geliyoruz efendim. Aynen. Evet. Kim belediye başkanı olsun diyor. Bakıyorum benim ismim yok orada. O zaman geç. Yapacak hiçbir şey. Benim adım hiç geçmiyor orada. İstanbul'a kim belediye başkanı olsun? La adam yalandan bir yazar oraya ya. Yalandan bir yazar oraya bir şey ya. Hiç şey yok ya. Kurban olayım. Rıdvan Dilmen demiş ki Drogba'yı sandviç yaptılar. Yakıştı bir şey. Drogba'yı nasıl sandviç yapsınlar ya şimdi. Ama ben Sabri'yi destekliyorum. Sabri'yi destekliyorum. Sabri'yi destekliyorum. Bir adam kenardan nasıl kart yer onu bize göstermiş oldu. Ben ne bileyim ya. Ya arkadaş ya. Ha o kapıyı da bir kapatın. Bu yoldan geçen oradan bir şey değil bana ya. Ama gerçi onların kabahati de yok. Ben de dört yolun ortasına program yaparım. Kurban olayım. Yani biraz kenarda dur. Kenarda yap bir tane program. Vallahi ben şunu söylüyorum. Yani ya o öğrenci evlerini kapatın. Kızlı erkekli kalan öğrenci evleri. Ya da beni oraya alın. İkisinden biri. Yani öbür türlü yok. Ama dediğim gibi eğer bu ülkede yaşaysan gideceksin nüfus müdürlüğüne edeceksin ben oradayım. Orada yaşayırım diye. Adam 15 senedir köye gittiği yok. Köyden oy çıkıyor adama. Ya seçim geliyor arkadaş ikametini bildirsene. Desene ben buraya oturuyorum diye. Ben özgürüm diyor arkadaş ya ben. O zaman biz oradaki arkadaşlara neyi yollayırız? Sinan Yılmaz'dan oradayım, buradayım, geceleri bardayım. Bu şarkıyı yollayırım. Oradayım, buradayım, nerede olduğumu bilmiyorum. Ondan programı bitirelim. Nüket. Nüket sen söyle şarkıyı. Bak, gönder bakayım. Volkan Yavuz yazmış. Abi ha bu Trabzon yedi bitirdi bizi. Şimdi ben bununla alakalı ne diyeyim? Ben tekrar söylüyorum. Çernobil patladı ama Karadeniz'e zarar vermemiştir. Trabzonspor'un verdiği kadar. Bizim millet ondan sebep kanser oluyor. Dikkat edin genelde bizim orada gırtlak kanseri var. Gırtlak kanseri oluyor bizde. Yalandan lahanaya suç atmayın lahananın kabahati yok. Geçen bir profesör açıklamış. Kara lahana çok yiyenler dedi gırtlak kanseri oluyormuş. Ne alakası var? Bizim orada en büyük gırtlak kanserinin sebebi Trabzonspor'dur. Ahmet Korkmaz Çayeli'nden yazıyorum. Abi Recep Tayyip Üniversitesi'nde din kültürü öğretmenliği okuyorum. Kur'an dersinde saat dua ediyorum. Bir de ne kadar maaş alıyorsun merak ediyorum. Bu adamın sorduğu soruya bak.
Tamam, o dua meselesi tamam diye. Kur'an dersinde saat dua ediyorum. O tamam. Bir de deyin ne kadar maaş alıyorsun merak ediyorum onu. Şimdi diyeceğim ki maaş almayırım televizyondan. İnanmayacaksın ama öyle. Yapacak bir şey yok. Bir dur. Bu ne? Bu ne? Üniversite öğrencilerine yollayırım. O nerede oldukları belli olmayanlara. Bu şarkıyı üniversite öğrencilerine göndermiş olduk. Çünkü onlar nerede olduklarını pek bilmiyorum. Oradayım, buradayım. Niye? Çünkü devlette kayıtları yok. Nerede olduklarını bilmiyorum. Oradayım, buradayım. Geceleri bardayım. Gündüz ara sıra okula gidiyorum. O da kafama eserse. Eğer o gün okulda eylem var ise giderim okula. Okula niye gitmeyeyim? Diyen tipler var. Yapacak bir şey yok. Yarın sabah saat 10'da tekrar burada olacağız. Sürçülisan etmişsek affola. Allah'a ısmarladık.